Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Ultimate Tots başladı. Ultimate Tots'un içinde Ultimate ödüller de var. Ödül kazanan oyuncular da var. EA bir açıklama yaptı. Gerçekten saçma sapan bir açıklamaydı maalesef. Şimdi ne açıklaması yaptı? Ödül kazanan oyuncuların ilk saçmalık şu. Ödül kazanan oyuncuların sadece Ultimate Tots'ta seçilenlerinin versiyonlarının olacağı. Yani eğer bir oyuncu Ultimate Tots'ta seçilmediyse ligin en iyi kalecisi de olsa, en iyi oyuncusu da olsa seçilmeyecekti. 3 tane oyuncu seçilecek. 5 ana ligden en iyi oyuncu, gol kralı, en iyi kaleci. Bunlardan bahsetti ve istatistikleri de tabii ki hayal kırıklığı. Onunla bakacağız. Onun dışında Bobby Firmino SBC'si geldi. Bence bir hayal kırıklığı. Hayal kırıklığının sebebi beklentileri de yüksek olması. Beklenti yüksek değilse kart iyi bir kart. Gerçekten iyi bir kart olarak gelmiş. Ben 8 numara oynatmak istiyordum şahsen kartı. James Milner kartı geldi. Hepsine bakacağız. Hızlıca başlayalım. Öncelikle Firmino'yu değerlendirelim. Şimdi 500K'ya gelmiş bir kart. Ucuz bir kart değil sonuçta. Premier League Liverpool Bobby Firmino. Şimdi Bobby Firmino dediğimiz adam, yani Roberto Firmino, her sene benim Screen Firmino'dan itibaren oynayıp 8 numarada oynattığım, inanılmaz memnun kaldığım, çok sevdiğim bir oyuncu. Dribblingi kendi vücuduna göre çok iyi olan, 8 numara için iyi bir driblinge sahip olan, 1.81 boyuna rağmen özel vücut tipinin çok iyi olduğu bir kart. Fakat gelen SBC'lerinin her sene hemen hemen 5 skill 5 sayfayak bir kartı geliyordu. Endofen IRA kartları çok boostlu gelir. Endofen IRA kartları gerçekten acayip olur. Yani çok iyi gelirler. Şimdi biz de burada Roberto Firmino'dan bahsederken böyle olacağını düşünüyorum. Sonuçta Liverpool kariyerini sonlandırmış. Artık Premier Lig'de de olmayacak. Belki Arabistan'a gidecek ve daha iyi bir kartını görmeyeceğimiz bir oyuncu olduğu için çok hype'lıydım, ancak beklediğimin altında gelmiş kart. Karta baktığımızda yüksek çalışma oranı var. Roberto Firmino çok çalışkan bir oyuncu. Gerçek hayatta da böyle. Hem defans yapan, hem çok çalışan, hem de çok pas dağıtan, versatil bir oyuncu. Peki bu tarz bir oyuncuya yaptıkları istatistik upgrade'leri nasıl olmuş? Bence birazcık geride gibi gözüküyor. Hemen bakalım. Eski 4 sayfa ayak kart ve trade'leri neredeyse yok. Offside'lı foot shot yok, sert kafa yok, finesse shot yok. Bunlar oyunun en değerli trade'leri. Technical dribbler var. Technical dribbler için şöyle bir durum var. Ya çok iyi dribbling yapan oyuncuların bu trade'i var, ya da bu trade olduğu zaman oyuncu daha iyi dribbling yapıyor. Kartın dribblingi gayet güzel olacak ama müthiş olmayacak. Çünkü 1.81 boyu var. O yüzden 90 hız gayet 8 numara için iyi. 10 numara için fena değil. Forvet için biraz geride kalıyor. Şutuna baktığımız zaman 8 numara için çok iyi, 10 numara için iyi, forvet için biraz geride kalıyor. Pasına baktığımız zaman uzun pasının dışında bütün pas şeyleri güzel oluyor. Yani 8 numara dışındaki pozisyonlar için gayet güzel oluyor. Ben kanatta 90 hızlı bir oyuncuyu oynatmıyorum şahsen. Çok daha hızlı olması lazım. Her şeye 95 vermişler. Neden 95 bilmiyorum. Dribbling'de dribbling'i gayet güzel olmuş. Yani 99 olsa süper olurdu ama 95 de güzel. Defansı maalesef kötü. 1.8 numara için bile geride gözüküyor. Fiziğine baktığımız zaman, ki burada bence en büyük problem burada. 92 stamina görüyoruz. 92 stamina çok kabul edilebilir bir stamina değil. Neden? Yüksek çalışma oranı olan bir oyuncu için oyunun bu döneminde 92 stamina çok yüksek bir şey değil. Evet, kart adam yaşlandı artık. O kadar dayanıklılığı yok. Ama bu kart Liverpool'da geçirdiği döneme hitafen gelen, o dönemi özetleyen bir kart. Yani bugünkü olayı değil. Ben burada 92 stamina'ya, 85 uzun pasa ve defansa ve 5-4 sayfaya birazcık takıldım. Beklentiden kaynaklı hayal kırıklığı var. Yoksa kart kötü değil. 10 numara oynar, santrafor oynar, her şeyi iyi oynar, hiçbir şeyi mükemmel oynayamaz. Oyunda şu anda bundan daha iyi santrafor var, Kem var, 8 numara var. Halbuki olmaması gerekirdi. Endofen IRA kartları böyledir. 91'lik kartın. Ben buna pek bakmamıştım. İhtimalle vermemiştim. 91'lik kartına bakarsak, Şampiyonlar Ligi kartıyla kıyaslarsak, artı 2 fazla hızı var. Artı 6 fazla şutu var. Artı 1 fazla pası var. Artı 1 fazla driblingi var.
Artı 4 defansı var. Artı 1 fiziği var. Bir Endofen Irak kartı ancak bu kadar kötü upgrade alabilirmiş. Ben buna gerçekten bakmamıştım, samimi söylüyorum. İhtimal vermiyordum şey olacağını. Yani çok çok üzerinde olması gerekirdi 91'lik kartının. O kart çok uzun zamandır piyasada çünkü. Bu üzücü oldu. James Milner'a gelecek olursak bedava verilen bir kart için iyi diyebiliriz. Stoki vücut tipine sahip bir defansif orta saha. Orta yüksek çalışma oranı var. Yani hücuma çok çıkmayacak bir oyuncu. 4 skill, 4 zayıf ayak. 1.75 boy var, 70 kilo. İri olduğundan daha çevik ama süper çevik değil. 85 hız defansif orta saha için iyi diyebiliriz. Ortada yani öyle bir noktada kalmış ki 88 hızlanmasının olması tabii daha iyi ama şeyde bitiriciliğinin kötü olması, uzaktan şutunun baktığımız zaman finesse şutu gene yok burada. Uzaktan şut 83. Evet, iyi değil. Defansif bir orta saha. Çok bir problem yok. Paslarına baktığımızda Vision, short pas, uzun pas. Evet. Yani Milner'ın uzun pasları Firmino'nun çok üzerinde mesela. Pas olarak gayet güzel bir defansif orta sahaya sahibiz. Dribbling olarak da iyi gözüküyor aslında ama o kadar iyi değil tabii ki kart. Topla hareketleri de süper olmuyor. Stoki vücut tipinden kaynaklı. Defansının üst düzey olduğunu söyleyebiliriz ama bir Endofen Irak kartı için gerçekten böyle değil. 99 staminası var. İşte mesela bu. Bu adamın 99 staminası var. Çünkü Milner böyle bir adamdı. Bugün 99 değil ama Liverpool'daki döneminde çok koşan, her şeyi yapan defansif olarak bir oyuncuydu. Çok agresif bir oyuncuydu. Aynen öyle. Gücü görünenden daha iyi olacak. Ben kartın fena olmadığını düşünüyorum. Bu arada yüksek yüksek yazıyor. Dün orta yüksek yazıyordu şeyde, oyunda. Galiba yüksek yüksekse tabii ki bu şut şeyi birazcık eksiklik yaratıyor. Bence Milner kartı fena bir kart değil ancak kesinlikle özel bir kart değil. Ve Endofenira kartlarının böyle geliyor olması bundan sonra gelecek olan kartlarla ilgili olarak sıkıntı yaratıyor. Kimler gelecek? Busquets, Alba gelecek. Zlatan İbrahimovic gelecek. Şimdi mesela, şimdi tabii şöyle bir durum var. Bu oyuncular futbolu bırakmadı. Firmino ile Milner. Busquets de Alba da bırakmadı. İbrahimovic bıraktı. Galiba Joaquin gelecek diye söyleniyor. Joaquin olabilir. O da futbolu bıraktı. Futbolu bırakanlara ekstra bir boost belki gelir. Çünkü bu hayal kırıklığı yaratıyor. Endofen Ira hemen şeye bakalım, Gerrit Bey'le bakalım. Ta yılın başında gelmiş bir kart. Bakın yani yılın başında ne zaman geldi abi bu kart? 22 Ocak'ta gelmiş bir kartın istatistiksel şeylerine bakacak olursak, yani şu anda bunun çok üzerinde gelmesi gerekirdi. Endofen Ira kartları bu şekilde yüksek gelir. Tamam, bu adam Premier Lig'de oynamıyor, linki zor filan ama yani ben bu kartı gördüğümde birazcık üzülüyorum. Gelen ödül kartları bunlar tabii ki iyi, muhteşem bir şey yaptı ve totslarıyla hiçbir istatistik olarak farkı yok ve ben bir soru sormak istiyorum buradan. Neden? Neden bu kartların, ödül alan kartların tostlardan hiçbir farkı yok? Yani bakın yayında söylemiştim. Ya buna artı bir vermeniz, eksi bir vermeniz, sadece bir istatistiğine bir vermeniz, zayıf ayağını arttırmanız, çalışma oranını değiştirmeniz. Ya lanet olsun, ismini yanlış yazmanız bile güzel olabilirdi, daha değişik olabilirdi. İnsanlara bir... Ya bunun bir amacı yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu anda daha nadir olduğu için daha pahalı gözüküyor. Fakat diyelim ki bir SBC geldi ve size dedi ki bir TOTS veya Team of the Week istiyorum dedi. O zaman bu kullanılmaz bir kart olacak. Tabii ki Mbappe'nin kartını şeye basacaksınız demiyorum ama bu o konuda kullanılmayacak bir kart olacak. Mesela Ter Stegen'de geldi. Bütün kartlarda da durum böyle. Gördüğünüz gibi Erling Haaland'da da durum böyle. Nkunku'da da durum böyle. Hem istatistikleri, bari ratingleri farklı olsaydı diye düşünüyorum ama mesela Ter Stegen, yani bunun 48K olması gerekiyor. Yani bunun 50'lerden gidiyor. Bu kaçtan gidiyor? 8'lerden gidiyor. Yani bu daha mantıklı. Yani yarın bir gün Fodder olarak kullanacağın zaman bunun bir değeri var. Tabii ki bilmiyorum. Belki de böyle bir kart ister. Jude Bellingham aynı şekilde. Daha nadir oldukları için daha güzel oluyor. Yani burada çok büyük hata yapmışlar bana soracak olursanız kartlarda. Bu arada
Footbin maalesef bir toplu Ultimate Team totsunu göstermiyor. Ultimate Team totsta hangi oyuncular var onlara bakalım. Mesela bakın burada her ana ligin şeyi yok. Mesela Bundesliga'nın gol kralı yok galiba. Fransa Ligi'nin var. Premier Lig'in gol kralı var. En iyi oyuncusu. Premier Lig'in en iyi kalecisi yok. Yani iyi öyle bir şey yapmış. Demiş ki Ultimate Tots'taysa koyarım. Niye ki yani? Neden yani? Neden? Ödül almış oyuncuların hepsi gelmiyor da sadece 8 tanesi geliyor. Hiçbir neden. Ben anlayamadım. Messi, Mbappe, Haaland, Bellingham, Osimhen, Lewandowski, Benzema, De Bruyne, Musiala, Rafael, Leao, De Ligt, Kvara, Salah, Eder, Militao, Nkunku, Pedri, Rashford, Saliba, Frimpong, Fofana, Klaus, Ter Stegen, Hernandez, Griezmann, Vinicius Junior şu anda paketlerde. Ancak bu 8 tane ödül alan oyuncu paketlerde. Aynı zamanda da maalesef Portekiz Ligi totsu paketlerde. Peki tabii böyle olunca ne oldu? Bütün oyuncuların fiyatı düştü, paketleri giren, girmeyenlerin de genelde yükseldi. Hepsi yükselmedi. 131K'dan 77K'ya düştü ki söylemiştik. Burada baktığımız zaman çok çıkacağını düşündüğünüz kartların fiyatları acayip aşağıya inecek ve daha sadece bir gün bile olmadı 10 saattir paketlerler. Bu gitgide sıkıntı yaratacak ve Ultimate Tots oyunu bırakan çok kişinin olduğu dönemdir. Artık oyun yeter benim için bu kadar denilen dönemdir. Onu unutmamak lazım. Fofana'nın filan, Klaus'un filan inanılmaz bir düşüşü olacaktır. Teo gibi zor çıkan oyunculara bakacak olursak bunun bile 875'ten 725'lere düştüğünü görüyoruz. Tabii bugün bir cumartesi günü uyanıp insanlar yeni bir kadro kuracaklardır. Fiyatlarda bir tık bir yükselme olabilir gündüz vakitlerinde. Genelde böyle oluyor. Yani ne oluyor? Cumartesi gününe doğru sabahleyin. Çok düşüyor sabahleyin, uyanıyor Avrupa özellikle. Uyandıktan sonra bir kadro kuruluyor. Weekendlik oynanıyor. Sonra satışlar başlıyor. Akşam 8'e doğru, kontent saatine doğru düşüşler başlıyor. Kontent saatinden sonra çok düştüyse oyuncuların fiyatı yükselebiliyor. Kontent iyi geldiyse daha da düşüyor. De Bruyne 872'den 718'e, Leao 3.1'den 2.8'e, Mbappe 8.2'den 8.1'e. Nedir buradaki durum? Eğer bir kart çok nadirse Mbappe gibi daha az etkileniyor kesinlikle. Peki Neymar'a bakalım. Neymar dün 5.7'den 7'ye yükseliyor. Niye? Bir bakıyorlar ki Neymar Ultimate Tots'ta yok. Olmadığını görünce hemen insanlar gidip almaya başlıyor. Çünkü düşünüyorlardı ki bu da Ultimate Tots'a girecek ve fiyatı yükselecek, ama öyle olmadı. Peki çok önemli bir bilgi var. EAFC Electronic Arts'tan. Evet, bu kart dizaynı nedir? Bu kart dizaynı eğer dikkatli bakacak olursak bir Şampiyonlar Ligi öğesi var. İkona benziyor. Ancak ikon olmak zorunda değil. Emre Yılmaz kendisine tweet atabilirsiniz. Şampiyon oldu E-Champions Lig'de, ECL'de. Ve bunun sonucu olarak bir oyuncunun çok iyi bir kartını, çok müthiş boostlanmış bir kartını SBC olarak gelecek. Fiyatlandırması ne olacak bilmiyoruz. Belki görev olur, belki bedava verirler. Bu ne olacak bilmiyoruz. Gullit olabileceği konuşuluyor çünkü oyuncu Team Gullit takımından deniliyor. Kendisine tweet atabilirsiniz. Emre Yılmaz 80'de bir Türk ama Alman, Almanya'dan katılıyor. Bakalım ne olacak? Bu kart ne zaman gelecek bilmiyorum. EA'ya kalmış bir durum. Bana sorarsanız çarşamba günü uygun bir zaman olabilir. Genelde sevdikleri bir dönemdir. Ultimate Tots'ta bir miktar geçmiş olacaktır. Onun dışında pazar günü Rest of the World geliyor. Rest of the World dünyanın geri kalanı demek. Normalde işte farklı liglerden, şu anda Tots'a giremeyen liglerden gelenlerin bir potpourrisi. Ve bunlarla birlikte cuma günü Tots bitiyor, Shapeshifters başlıyor. Burada gördüğümüz Fransa 2. Ligi, Danimarka Ligi, Avustralya Ligi, Norveç Ligi, Çin Ligi, İtalya 2, Almanya 2, Yunan Ligi, Belçika Ligi, bu galiba Çek Cumhuriyeti olması lazım. Romanya Ligi oyuncuları geliyor. Bu oyuncular sızdı, bu oyuncular gelecekmiş. Allah affetsin, felaket kötü gözüküyor. Belki Davidson, eski Alanya sporlu, belki bir gideri olabilir. Gelelim yatırım kısmına. Şu anda yatırım yapmak için çok uygun bir şey var. O da bence nadir altınlar. Nadir altınlar 600'den teklifle almak bence çok 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 uygun.
Bugün akşam bütün gün boyunca bence fırsat çok olacaktır. Çünkü neden böyle düşünüyoruz? Çünkü pazartesi günü yükseltme paketleri gelecektir ve geldiğinde 11 nadir isteyen yükseltme paketi gelirse her hafta geldiği gibi Ultimate TOTS paketlerde olduğu için çok yapılacaktır. Çok talep görecektir. Yani verdiğiniz paranın iki katını almanız işten bile değil. Belli olmaz. Çok daha yükselebilir. Çok çok da yükselmeyebilir. Sonuçta bir talep arz talep meselesi. Mesela Serie A o kadar talep görmüyordu. Fransa Ligi çok talep görüyordu. Premier Lig çok talep görüyordu. Bir düşünebiliriz. Bunun dışında Fodra girilebilir mi? Fodra'nın biraz daha düşmesi lazım. Bugün bir katman katman düşecektir. Özellikle akşama doğru düşecektir. Bir işe yaramazsa. Ancak her gün gelecek olan Endofen IRA kartları Fodra'yı belki bir seviyede tutabilir. Düşük Fodra garanti bir yerde. Ben henüz şeye bakmadım ama şu anda almayı düşünmüyorum. 83-84'ler kesinlikle iyi bir noktada olacaktır. Ancak şunu söyleyeyim. Tot bitiyor. Eğer ki hala uzun vadeli yatırım peşinde olabilen arkadaşlar varsa Team of the Week kartlarını tavsiye edebilirim. TOTS kartlarını tavsiye edebilirim. Çünkü Ultimate TOTS bitmesiyle birlikte artık elimizde Team of the Week veya TOTS kartı olmayacak. Ve gelebilecek olan SBC'ler ki çok SBC gelecek. Gelebilecek olan SBC'ler de bunlar istendiği zaman değeri çok artacak. Geçen sene 70K'ya kadar çıkmış TOTS'lar. 50K'ya kadar çıkmış Team of the Week'ler. Yani bu sene bu kadar çıkacağını zannetmiyorum ama yani şu anda çarpı 2 yapsalar bile yeterli. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.